Merhaba arkadaşlar, Kanat Dobi Fassa kanalına hoş geldiniz. Güneşli güzel bir gün. Şöyle fırsat buldukça hayvanları güneşe çıkarıyorum. Şimdi onlara yine her zamanki gibi yumurta haşladım. Kabuğuyla beraber şöyle verelim. Tabii sayı fazla olunca çok da fazla veremiyoruz. Biraz tadımlık oluyor artık. Şöyle verelim. Maşallah. Geliyor geliyor, hepinize var. Hepinize var. Alın bakalım. Efendim. Buradayım oğlum. Şu yumurtayı vereyim arkadaşlar. Ondan sonra sohbet edeceğiz. Hem hayvanları görmüş oluyoruz. Şu Bolu Zonguldak grubundan martlardan bir tanesi. Kapattığım bir tanesi. Diğerini kafes yetmedi. Diğerini bu sefer güneşe çıkaramadım. Gel, sana da var, gel. Gel. Sana da var. Ay maşallah maşallah. Sana da var oğlum. Şu hafif olanlara biraz daha fazla vereceğim. Yerlerse şayet. Bir tanesi şu. Hepsine verdik ama bunlara biraz daha fazla vereyim diyorum. Bunlarda kilo sorunu yok. Bir tanesi şu. Oo, sen yemişsin. Bir tanesi bu. Başka? Ha, bir de şu vardı. Bir de bu vardı. Azıcık daha arttı. Ha bak, şu da yavru. Küçük daha. Buna da verelim. Şimdi arkadaşlar, değişik projelerim var. 6 tane yeni kümes yaptırmayı düşünüyorum. Şimdi hayvanları kapattık. Şu an itibariyle yer sorunum yok ama benim gönlümden geçen şöyle, hani standart önü açık böyle ızgara şeklinde, yani boşluklu boşluklu hayvanın yemini suyunu dışarıda yiyeceği içeceği kümeslerden düşünüyorum. Şu an araştırıyorum. Bir ustamdan fiyat aldım. Açıkçası bana biraz yüksek geldi. Başka seçeneklere bakıyorum. Şu hazır kutular var. Bir ona birmiş. Onun da bir cephesi açıkmış. Yani çarşamba tarafında var. Şu anda yok ama gelecek. Ya oradan alacağım onu. Tahminen 1000 lira civarı olur. Oradan al getir. Nakliyesi var. Bir de bir cephesi açık. Ona da yine bir parça sunta gibi bir şey gerekecek. Bilmiyorum. O da belli bir maliyeti bulacak. Ahşap olsa diyorum, çamdan. Benim açımdan daha güzel olur. Daha sağlıklı olur. Eğer maliyet hesabı yapacağız. Hangisi daha cazip gelirse onu yapmayı düşünüyorum. Nereye yapacağımı da söyleyeyim. Şu yavruların olduğu kapalı alan var. Orada duvarın kenarında böyle kutuların olduğu yer var. Birazdan gösteririm. 7 metre orası. 1 metrelik ya da 90 santimlik düşünüyorum. Kümes olsa 6 tane kümes oraya rahatlıkla sığar. Kenarına da ortadan da bölerim. Telle. Yani diğer hayvanlar onların yanına gidemez. O zaman da sıkıntı olmaz. Güzel olur diye düşünüyorum. Tabii ki bakacağız. Şimdi geçen feste bu Eylüllerden Çapar'la kardeşinin kısa bir görüntüsünü paylaştım. O zaman 11 aylıklardı. Tüydelerdi. Şöyle 1,5 dakika bir bakayım dedim, elini göreyim gibi. Hemen soranlar oluyor. Abi, videonun devamı yok mu, merak ettim falan. Ya bir provaya başlamadık zaten. O sadece öyle. O da doğru değil ama. Yani insan merak ediyor. Öyle 1,5 dakika bir baktım. Tüydeler, hala tüydeler. Ne zaman çıkacaklar bilmiyorum Eylüller. Yani bir an önce şöyle tüyden çıksalar da biz de görsek diye bakıyoruz. Farklı horozlarla belli bir süre görsek. Çünkü alttan gelenler var. Ona göre değerlendireceğiz. Şu an kümeslerimin hepsi dolu. Dışarıda nisanlar var. Yani onlar inşallah tutmazlar. Tutacak olsalar koyacak. Oğlum korkar oğlum. Hayvanlar korkar. Tutacak olsalar onları ayıracak yer yok. O yüzden bir an önce Eylülleri görmem lazım. Yani uzun süre duracaklar var.
Allah yakalandı. Uzun süre duracaklar var kümesimizde. Bir süre sonra elden çıkaracaklarımız var. Sonuçta bu kadar hayvana bakamam, yerim yok. Alttan gelenler de var. Bakacağız, değerlendireceğiz. Ha, tercih anlamında benim tercihim açıkçası çok ağır kilolar değil. Yetenek ayrı bir şey ama tercih olarak, hani kilo olarak çok ağır kiloları tercih etmiyorum. O yüzden daha ziyade böyle hafif, orta kilolu olanlar duracaklar. Bir diğer mevzu, şu horozlarda garanti isteyenler var. Yani benden öyle bir şey şu anda talep eden olmadı ama adam diyor işte alırım yavruyu diyor. Mesela arkadaşa. Ama garanti veriyor musun diyor. Ya bu işin garantisi olsa adam niye versin onu? Yani şimdi şu yavruların sahalarda şov yapacağını bilsek, bunun böyle bir şeyin garantisi olsa niye satayım ki bunları, değil mi? Pek yani mantık alır gibi, akıl alır gibi bir şey değil. Bu işin garantisi olmaz arkadaşlar. Tabii ki belli bir kalite olur ama yani uçmamış yavruyu garanti vererek, aa bu kesin çok güzel çıkar, star çıkar diyerek almak da mantıklı değil, vermek de mantıklı değil. Tamam, soyu belli olur. Belli bir kalitede çıkar. İyi çıkar. Çıkacağını düşünürüz. Ama hiçbir zaman %100 emin olamayız. Ayrıca iyilik de göreceli bir kavram. İyi derken ne kadar iyi? Yani kime göre iyi? Ve artık birçok yerde iyi herkeste var. Aranılan ne arkadaşlar? Bana göre aranılan, yani iyinin de iyisi dediğimiz grup. Hani star dediğimiz grup. O da öyle basit değil yani. Yiyor musun bakalım? Bütün fındık yemediler. Bütün fındık da getirdim bunlar ama arada bir 4-5 fındık yediriyorum. Normal yemiyorlar arkadaşlar. Şöyle şeyle kendim yediriyorum ağızda. O şekilde yiyorlar. Şöyle. Oğlum da dışarıda da küçüğü. Aklımda onda kalıyor. Ne yapıyor, niye diyor diye. Videoya çok odaklanamadım. Az önce bir seslendi. Baba dedi. Dedim bir şey mi oldu acaba? Bir sıkıntı mı var? Bu aralar hani üzümler falan var. Meyveler var. Bu sarıcı arı dediğimiz arıdan çok. Arkadaşlar bu kümeslerimiz böyle. Diğerleri dışarıda zaten. Dışarıda olmayan ne var? Bir beyaz var. Geçen videoda göstermiştik bunu. Havalar güzel, hayvanlar da güzel. Hayvanların keyfi de yerinde. Ha, bir de neyi göstereyim size? Şimdi iki tane yavrunun, özellikle bir tanesinin dışkısı cıvıktı ve su dökme özelliği, huyu vardı. Ne yaptıysam önüne geçemedim. Evet, mandalina da kızarmaya başladı. Bunlar şöyle sapsarı olsun. Daha güzel bir görüntü olacak. Ne yaptıysam önüne geçemedim. Ben de arkadaşlar şöyle ızgara koydum altlarına. Çünkü suyu döküyorlar, ıslakta yatıyorlar, ıslak zemine basıyorlar. Bu sefer ishal oluyorlar. Daha kötü oluyor. Bakın zemin berbat. Ama ızgara sayesinde bunları bu şekilde kurtarmış oluyoruz. Ya ne yaparsan yap bir eleştiri geliyor. Geçen bunu paylaştım Face'te. Biri demiş, hayvanlara niye bunu yapıyorsun? Niye zulmediyorsun? Yok şöyle, yok böyle. Ya arkadaş, azıcık mantıklı olmak lazım ya. Zulüm mü oluyor bu? Benim bunu başka türlü çözme şansım yok. Yani suluğu dışarı atlayacaksın. Öyle bir imkan yok. Köpek yok burada. Nasrettin Hoca ile şu meşhur eşek misali. Ne yaparsan ya, yorum geliyor. Şu sulukları yukarı kaldırdım. Altlarına bunu serdim. Şimdi baktım mesela şu hayvanın dışkısına. Buradakinin düzelmeye başlamış. Altı kuru olunca daha iyi oluyor. Burada var mı bakalım göstereceğimiz bir şey? Bir tanesini dışarı çıkarmıştım. Güneşe. Ya babama diyorum ki şu suları diyorum bu kadar doldurma ağza ağza. Yarım doldursan yeter. Bunları aşırı dolduruyor. Ağzına kadar doldurmuş. Belki 10 defa, dur oğlum. Belki 10 defa söyledim. Bu sefer dökülüyor yani. Burası ıslanıyor. Şu an bir sıkıntı yok da. Evet, şurada bir ıslaklık var. Neyse, yine en azından bakıyor. Şu ne kadardı ya? 2-300, evet. Bunu da güneşe çıkaracaktım. Yeni kapattıklarımdan. Bolu Zonguldak grubundan. Gel oğlum gel.
kafes, güneşlenme kafesi az olduğu için bunu çıkaramadık. Böyle dursun. Yemi yemiş mi ya? O kadar yemi yemesi mümkün değil. Yok, dökmüş. O kadar yem yiyemez zaten. O kadar mısır tüketemez. Başka arkadaşlar, şurada şeyleri görüyorsunuz. Nisanları. 6 taneydi, bir tanesi gitti. Hani düzeltemedim, kestim onu. 5 taneler. İyi görünüyorlar. Şurada bir ay sonra bunlar da artık kapanacak. Ama her yer dolu. Bunları kapatana kadar 6 kümes yaptırmayı düşünüyorum. Bu aralar da bak hepsi de geldi ha, sanki. Kendinden bahsettiğimizi anlamış gibi. Böyle fındık yer misiniz ya? Alın bakalım size birkaç fındık, yiyorlar mı acaba? Aslında kocaman ekmeği yutuyorlar ama fındığı pek yutmuyorlar. Tavuklar yutuyor. Bunlar o kadar yutmuyor ha. Fındık da kendi mahsulümüz olduğu için böyle bol bol veriyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Evet, bunları kapatana kadar şu 6 tane kümesi yaptırabilirsem, yani maliyet anlamında anlaşabilirsek tabii ki güzel olacak. Başka ihtiyaçlarımız da var. Başka şey durumlar da var. Herkeste olduğu gibi. Al ya oğlum, al. Al. Oo. Evet Erdem, geliyorum. Bir ses var. Horozlar korktu herhalde. Çocuk mu geldi yanında? Ben bir bakayım da. Vallahi videoda hep dikkatim dağılıyor. Arkadaşlar baktım. Şu Ferik. Göstereyim şöyle. Bolulu Ferik'in kızı. Tek kızı. Diğer tarafa atlamış, horozların olduğu tarafa, kafeslere. Orada kafes üzerinden o Zonguldak grubundan bir tane yavruyla kafesin ardından tutuyor. Onlar öyle tutunca tüm horozlar bağırmaya başladı. Al bakalım, al. Ziyan etmeyin bak. Ziyan etmeyin. Sıkıntı yok yani. Onu aldık oradan. Sorun çözüldü. Ben her ihtimale karşı şurayı da hazırladım. Bu arada şu arkadaşlar Haziran grubu. Bunlar da güzel olacak. Ha. Az hafif kilolar olacaklar. Ama güzel olacağı benziyorlar. Şurayı hazırladım. Hani bir tutuşma olursa diye. Tek boş yer burası şu anda. Acil bir durum olursa buraya koyarız diye. Ben genelde köyde yokum ama. Hani babam bırakabilir. Bir 6 şey daha yapacağız. Yaptıracağız yani. Kendim de yaparım ama tahtayı alma falan yine aynı maliyete gelir. Usta elinden çıkması daha iyi olur. Daha düzgün olur. Ne diyorduk? İşte bir 6 kümes yapacağız arkadaşlar. Ha bakın şeyi göstereyim size. Haziranlar. Beyazla Bolulu Feri'nin eşlemeleri. Bunların da sırtı sarı. Bak aynı şey gibi. Bunlarda da sırtı sarılık var. Şimdi kümeslerim dolu. Tüm kümesler dolu. 6 tane hayvan gidecek. Gördükten sonra sahiplendirilecek. Yerine buradan 6 tane hayvan var. Kapatacağım. Daha fazla da. Mesela şu nisanlardan bir tane şeye söz vermiştim. Salih abiye. Ona vereceğim. Hatta 2 tane vereceğim. Bir tane en Zonguldak grubundan olabilir. Hani düşündüğümde geri kalanlar 6 tane olacak. En küçükleri de sayıyorum. Hesaplama yapıyoruz. Şimdi şeyle sohbet ederken Recai abiyle dedim, diyorum tamam mı ben abi, diyorum seneye böyle olmayacak. Yani 3 kürk yatıracağım. Tek elden Şubat, en geç Mart yavrusu olacak. Tek elden bitecek. Recai abi de diyor, hocam diyor, bunu yaz diyor bir kenara diyor. Bunu bir kenara yaz diyor. Bakalım dediğin gibi mi olacak yoksa farklı mı olacak? Ya bu işte bir değişik iş hakikaten. Hani ya şu da güzel olur, bu da güzel olur. Bir de şunu göreyim, bir de bunu göreyim muhabbeti var. Ama şu anda niyetim, düşüncem az yapmak arkadaşlar. Fazlası benim açımdan yorucu oluyor. Hem yoruluyorum hem de şu manzarayı da seviyorum. Bak bayılıyorum ya şu manzaraya. Şöyle yavrular belli bir boyda. Güzel oluyor, gösterişli oluyor. Keyifli oluyor. Ya bu iş esasına bakarsan çok da akıllı işi bir iş değil zaten, ben şahsi fikrim. Yani bunları yaptığınız keyif olayı, tabii ki keyfin hesabı olmaz da maddi anlamda.
Ama bunlara verdiğiniz emek, yaptığınız harcamayı düşündüğünüz zaman çok da akıl kârı değil. Ha, çok iyi bedellerle sahiplendirebilmen lazım ki işin bir maddi anlamda bir mantığı olsun. Onu da şu aşamada ben zaten yapmıyorum. Önce bir hayvanları görmem lazım. Belli bir hep bir yan yaptığım eşlemeler, kalitelerini görmem lazım. Ondan sonra demem diyebilirim ki hani şöyle bak, abileri böyle, kardeşleri böyle. Örneğin mesela Bolu grubu eşlemesi yaptık. Sadece bana göre şahsi fikrim, fiziklerin ya da işte provaların hatta iyi olması yeterli değil. Kesin sonucu saha belirler. O yüzden hayvanları büyüteceğiz. Nasip olursa sahaya çıkacaklar. Güvendiklerimiz sahada da başarısını kanıtlayacak. Ondan sonra diyeceğiz ki bak kardeşim, benim hayvanlarım bu. Özellikleri bu. Ondan sonraki aşamada hani yavru sahiplendirilebilir. O da bir sonraki seneyi bulur. Hay maşallah bakın. Ya bunları da çok seviyorum ha. Bunlardan da ayrı beklentim var. Şurayı göstereyim arkadaşlar. Bolulu horozumuzu başlamızdığımızda buraya aldım. Çünkü dışarıda çok kötü oluyor. Şimdi arkadaşlar pislik var. Kusura bakmayın, temizleyeceğiz artık. Şu alanı görüyorsunuz. Şu kenar böyle duvar gibi. Burası 7 metre. Döktüğüm beton da şurası da. Bu da beton değil de işte toprağın üstünü kapatmış olduk. 90 santim. Yani 90'a 90 olsa böyle kenardan 6 tane kutu olacak. Önleri açık olacak. Yemlik suluk dışarıda. Şuradan da tam şu direğin hizası var ya, bakın şöyle elimle gösteriyorum. Buradan da diyorum bölerim. Tamam mı? Telle. Bu tarafa şey geçmez. Hani buradaki hayvanlar, atıyorum şu horoz bu tarafa geçmez. O zaman sorun da olmaz. Yine aklıma gelen bir şey daha. Mesela küçük civcivler çıktı değil mi? Gürkü gezdirmek istiyorum. Bu tarafa salmam. Yani burada diğer gruplar olacak. Kavga edecekler, ezilecekler. Şuraya salarım. İnşallah bu horozların olduğu yere salarım. Böyle bu aradaki boşlukta gezinebilir gürkle küçük civcivler. Yani böyle böyle düşüncelerimiz var, fikirlerimiz var, planlarımız var. Oğlum kusura bakma, sen hep dışarıdasın. Biraz kapalı dur. Daha kümesi yapmayacağım diyordum. Ya, istemiyorum diyordum. Lafımızın dediğimiz gibi olmadı. Bu sene, yani bu sezon fazla gürk yatırmayacağım, fazla yavru almayacağım diyorum. Onda da arkadaşlar bakalım görelim diyorlar. Ne diyelim, bakalım görelim. Evet arkadaşlar, ezan okunmaya başladı. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun.